Avrupa yakası. Gönül telimizi titretiyor efendim. Ailecek seyrediyoruz. Sağ olun efendim. Alkışlar. Evet efendim. 2 milyon dolar ya. Allah hepimize daha çok versin. Allah tuttuğumuzu altın etsin. Peki Moşe, nasıl yiyeceksiniz o kadar parayı? Bana kalsa çıtır çıtır. Ama yemeyeceğiz tabii ki. Babama ve bana birer tane ev alacağız. Değil mi baba? Buradan taşınıyor musunuz? İnşallah kısmetse hayırlısıyla bir an önce oğlum. Beni çok özleyecek misin tatlım? Evet, taşınıyoruz Dilber Hanım. Ya sonuçta burası biliyorsunuz küçük ve vasat bir daire. Vasat mı? Hayır, yani pek çok insan için mükemmel olabilir ama hani bizim için vasat. Yani ben havuz falan ararım oturacağım evde, ne bileyim yani. Her sabah bir ıslanmak isterim. Islak odunla ıslatsak olur mu? Niye saldırdın ki sen şimdi bana Volkan? Sen bizim Nişantaşı'nın göbeğindeki çiçek gibi evimize nasıl vasat dersin ya? Maşallah parayı bulunca burnun aslınınki kadar oldu. Yeni zengin. Köfte gibi kızar, biber gibi patla. Sen beni güldürdün, Allah da seni güldürsün cingöz Volkan. Baban Gil'den haber var mı? Çok selamları var Dilber Hala. Yakında zaten gelecek kendisi de. Özlemiş, özlemiş. Tilledim ha. Vallahi tilledim. Ben sana biraz dekolte giyin dedim hayatım. Ketlice damar kurusun. Cibilliyetsiz. Ah bana olan hayranlığından, gizli ilginden böyle söylüyorsun değil mi şekerim? Allah sen bilirsin. Baba, şöyle ne zaman mı kırız biz? Şu klas parastaki üst katı mı söylüyorsun? Yok arada oturmam ben. Klas parası mı? Abdi İpekçi Caddesi'nde meşhur klas palas apartmanında satılık daire mi varmış ya? Ne alacak mısınız Burhan Bey? Hayır 2 milyon dolar. Ya acele edin sizden önce biri kapmasın. Klas palas. Hayalimdeki ev. 5+1 yüksek tavanlı 450 metrekare net. Kapanmaz deniz manzarası ve elit komşular. Siz gezdiniz mi daireyi Burhan Bey? Sadece rüyalarım damak bile. Ben sevmem öyle kasvetli evleri. Tahtaları gıcırdar. Böcek olur, fare olur, rutubet olur. Hayaleti olur filan. İster gulyabani olsun, ister katil bebek Chucky olsun. Vallahi ben çok isterdim o evde oturmak. İnşallah falan Topkapı Sarayı gibisindenmiş Burhan Bey. Anlata anlata bitiremiyorlar. Ya çok zengin bir ailenin tek kızı yaşıyormuş şimdi hali hazırda. Vallahi evin girişine bir tane vitrin koymuşlar. Sülalenin mücevherleri sergiliyorlarmış. Antikalar olsun, tablolar olsun. Müze gibi dedi İzzet. İzzet mi? İzzet mi? Evet. İnanılır gibi değil ama evi İzzet pazarlıyor arkadaşlar. Emlakçılığa başlamış. Aile de deli herhalde. İzzet'e vermiş komisyonculuğu. Ben de İzzet'le konuştuğumdan falan değil de mahalleden duydum. Dilber teyzeden falan işte. Kocakarı dedikodusu işte. Ney? Ben istemiyorum o evi baba ya. Nerede yüzeceğim? Ben seni küvete basarım. Hem kirlerin kabarır. Görgüsüz. Volkan. Herkes köşeyi dönmüş abi. Herkeste para var. Bir biz garip kaldık vallahi billahi ya. Krizi fırsata çevirmek lazım abi. Uzun bile döndü köşeyi, biz burada yatıyoruz böyle. Klas palas. Gezmeliyim. Acil tarafından görmeliyim. O eşyalara dokunmalıyım. Ben o eve aitim. Krizi fırsata çevireceğiz abi. Kullanılmış çiçeklerle mi? Çiçeğin nesi kullanılır abi? Bakıp koklayınca eskiyor mu? Biz atak, çevik, ergen elemanlarımızı düğünlerimize, cenazelerimize, hastanelerimize salacağız. Çiçek aracmanlarını toplatacağız. Buradan da müşterimize pazarlayacağız.
Polisimiz, zabıtamız ne diyecek bu işe? Kim takar abi? Çiçekler yollanmış. Bir iki saat orada kalmış. Nezaket ziyaretini tamamlamış. Yazık abi. O aracmanlar düğünlerin sonunda falan hep atılıyor zaten. Tabii kardeşim. Bir yerde çevreyi koruma hizmeti bu. Geri dönüşüm gibi bir şey. Ya vatandaşımız çiçeğini 50 kağıda piyasadan alacağına bizden 10 kağıda alacak. İzzet, sen mi organize edeceksin bu işi? Yok kardeşim. Fikir benim sadece. Ben çiçekleri toplayacak ergen elemanları tedarik eder, komisyonumu alır çıkarım. Emlakçıyım ben, portföyümü bırakamam. İzzet Emlak. Kim? Lan Burhan, sen kimsin de beni cepten arıyorsun? Ha, evi görme. Müşteriysen o zaman başka tabii. Şimdi 2 milyon dolar diyorlar efendim. Ama sizin için %5 gibi bir pazarlık payı mümkün. Ya Burhan kendini satsa o kadar para etmez ya. Var mı öyle bir parası? Var var. Herkesin var, bir bizim yok. Saldırgan olmamız lazım. Saldırmalıyız artık Sertaç. Ya bak Taceddin'e, helal olsun çocuğa. Ders almalıyız ondan ya. Agresif ticaret yapmalıyız. Kriz böyle fırsata dönüşür. Agresif ticaret. Yahu. Kadına baktım, saçları çıt çıtlı, tırnakları takma, burun yapma, karnın kalçalarını gerdirmiş. Dudakları, göğüsleri silikonlu. Şekerim benim, senin bir tek bacakların orijinal. O da çarpık. Ben senin neyine aşık olacağım? Ayol, estetik cerrahın telefonunu alsaydınız. Niye hayatım? Eseri beğendiyseniz belki ressamın daha doğal çalışmalarını görmek istersiniz. Ay. kahve bittiyse. Hayır, bizim de yoğun bir günümüz de bu açıdan. Bayıldım buradaki muhabbete. Cem, bu kadar yıl burada çalışıp da nasıl bu kadar sıkıcı olabiliyorsun ha evladım? Baba. Ya yarın gidip şu Rüzgarlı Vadi konaklarına bir bakalım mı seninle? Bak harika görünüyorlar ya. Yüzme havuzu var, spor salonu var, golf sahası var. Güzel kadınlar da var mı peki? Ha? Broşürde yazıyor mu? Baba bak buradan 2 tane havuzlu villa alırız. Bir sana bir bana. Yeşillikler içinde, sessiz, sakin. Ha? Sen bebekken de böyle emekli ruhluydun. Ha, iç mi sıkıyorsun? Tamam. Bir ara gider bakarız. Ya oralar çok uzak ya. Ne münasebet uzak. Kardeşim burada yazıyor bak ne diyor. Etilere yarım saat uzaklıkta. Haritası da var. Harita varsa korkacaksın şekerim. İstanbul değil demektir. Bugün gelemem. Yaprakçığım falıma bakacak. Ay verin bakayım. Yaprak çok iyi fal bakar. Hı. Burada her gün kahve falı seansımız var. Çok uzun bir yolunuz var. Rüzgarlı Vadi konakları. Vay üstadım hoş geldiniz. Nasılsın Saadettinciğim dostum? Yahu ne güzel bir çalışma ortamın var. İnsan burada yaşlanmaz yahu. Çalışmayınca yaşlanmaz tabii. Ay, ne demek istediniz Saadettin Bey? Fatoş Hanım kahve falı alışkanlığınız günlük mesainizin yarısını alıyor farkında mısınız? Yok canım. En fazla 1/3'ünü. 1-2 haftadır hep aklımda. Ama kusura bakmayın artık uygulayacağım. Bugünden itibaren bu iş yerinde Türk kahvesi içmeyi yasaklıyorum. Çok gürültü yapıyorsun. Selamünaleyküm hacı. İyi günler Maide Hanım. Kusura bakmayın rahatsız ediyoruz ama... evi görmek isteyen bir müşteri var da. Pekala. Ama ruhlara saygılı olun. Bağırarak konuşmayın.
Öksürmeyin, hapşırmayın. Hayaletler sevmiyor. Maide Hanım, komisyonla ilgili bir şey konuşsun. Bana bak. Ben Maide Hanım'la iki dakika bir şey konuşacağım. Sen burada bekle. Eşyaları sakın elleme, tamam mı? Karamanyak lan. Sana ne oğlum? Abi çok şıkmış burası. Yani acayip beğendim. Harikulade. Oğlum bu çerçevelerdeki altın kapağı mı acaba? Burhan, mavra yapmıyorum. Ev sahibinin özel isteği. Eşyalara dokunulmayacak, tamam mı? Vahiy haspem. Biz sanki böyle evleri bilmiyoruz. Aynısı bizim Tokat'ta da var oğlum. Eşyalarını bir görseler, o Tokat'ın o yüksek tavanlı evlerini bir görseler, o ustalarını bir görseler, dokunabilir tamam, mi acaba? Tamam. Burada bekle. Bir de hayaletler var diye gerizekalı. Ay, sırtım ürperdi. Çok güzel ya şu sandalye. Acaba bunu bizim marangoza yüzsek yatıralım ya. Cehirleri de burada ha. Bunu da kapının önüne koymuşlar. Vallahi birisi dolar götürür bunu. Ay çok güzel ya. Mantarı da burada mı? Ey Allah'ım yarabbim ya. Kaldı bunlar ya. Emin fotoğraf çekilmeli. Şırt. 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 Hayaletleri. Aile büyüklerinin hayaletleri bunlar. İyi ya, tanıdık işte. Eşyaları ellenince çok kızıyorlar. Beni her gece sorguya çekerler. Bana diyorlar ki... Maide. Maide. Yine yaramazlık yapmışsın. Cezanı çekeceksin. Hay Allah. Yaşlı insanlar işte. Ne yapacaksın? Her yerde aynı. Evet. O yüzden bu evi satmak istiyorum. Aileden sadece yatalak halamla ben kaldık. Bu evden kurtulup Topuzlayalım'a gideceğim. Ay, orası kaç metrekare acı? İzninizle istirahat etmem lazım. Çek! Nedir benim, ne hapşırtıyı ya? Ya çok ağır bir koku sürünüyor. Baharatlı mıdır nedir, benim de genzimi yakıyor zaten. Kafayı da sıyırmış iyice. Zaten senin emlakçı tutmasından belli oğlum. Kafayı sıyırmış ne? Zaten lan karışma. Hiçbir şeye elini sürmedin değil mi? Aa yok oğlum, hiçbir şeye dokunmadım ben. Hadi evi gezek mi? Hadi lan gir, koluna gir. Ya ne demek Türk kahvesi yasak? Yıkarım burayı. Bayağı yasak şekerim. Patron resmen yasakladı. Patron benim be. Kubilay'ın hissesini geçici olarak geri aldı ya. Onun cakasını atıyor bana bu keltoş. Ya zaten para durumları zor, iş kaybı oluyor dedi. Ya ben pek içmiyorum ama tuhaf tabii. Vallahi yasak bize sökmez bacım. Şurada çaktırmadan kıyın kıyın yapıyoruz kahvemizi. Ne var yani? Seninki şekerli değil mi bacım? Şekerli. Yaprak fal bakar mısın? Tahmin etmiştim. Yasağı sertleştirmemiz gerekiyor. Arkadaşlar ofisi arayın. Ne kadar piknik tüp, cezve, ham kahve varsa hepsine el koyun. Ham kahve mi?
Ya Saadettin Bey, biraz abartmıyor musunuz? Beni mecbur ettiniz. Bu kişisel haklarımıza saldırıdır Saadettin. Şahika, Kubilay'ın hissesiyle birlikte şu anda derginin en büyük patronu benim. Müdahale etme. Ki ben Türk kahvesi içmem. Ama arkadaşlarımın içme hakkını sonuna kadar savunurum. Savun da ben yasak ettim canım. Dokunma çekimcime be! Ya dokunmasana patçal! Vay be. Sertaç, oluyor bu iş galiba. Ha. Baksana, Brooklyn sokak çetesi harıl harıl çalışıyor ya. Yarından itibaren telefona sipariş de alırız. Vatandaş oraya buraya hesaplı çiçek göndersin. Bir hizmettir ya. Bravo Dursun. Yaşa kardeşim, helal olsun. Sertaç, bu akşam kafede çalışıyor musun? Yok abi, bugün off günüm. Of. Ulan Sertaç, 40 yılda bir manitamızla gelelim dedik. Arkadaşımız bize bir güzellik yapar, bir ikramda bulunur, bir yanar döner bir şeyler gönderir. Hevesimizi kursağımızda bıraktın ha. Bir tek pazartesi tatil yapıyorum abi, ne yapayım? Yengeyi de merak ediyordum ama kader. Ne var Aslı? Bana ne, çay için? Ha. Hadi ya. Ayarlarız. Nasıl yasak? Binaya sokmak da mı yasak? Hayırdır inşallah. Dur bakalım, dur. Geliyorum ben oraya. Hayrola abi? Bir kriz fırsata dönüşmek üzere Sertaç. Yalnız illegal bir fırsat. İllegal mi? Yani dergi içinde illegal. Ben geliyorum şimdi. Burası kesinlikle güvenli değil mi? Olabildiğince. Güvenlik umurumda değil. Çok ihtiyacım var. Kafam çalışmıyor. Hiçbir şeye konsantre olamıyorum. Ay, ya ben de çok fenayım. Eğer yarım saat içinde bir tane içmezsem olay çıkartabilirim. Ben de. Ay, ben normalde hiç içmiyordum. Yasaklandığından beri burnumda tutuyor. Of, nelerim var şekerim. Bu bildiğiniz piyasa malı. İçtikten 10 dakika sonra kana karışır. İçimi kolaydır. İnsanı yükseltir, mutlu eder. Bunun fincanı 3 papel. İyi mal. Ay alalım. Şş, çek ön ayaklarını balımdan ya. Çek ya. Efendim? Bir çeşidim daha var. Bak burada bir kız var. O var ya bu. Bomba bu, bomba. Kuru kahveci Süleyman Efendi ve mahtumları. Bu 5 papel. Biz sadece mahtumlarını alsak abi? He? Çok pahalı da. Acele karar verme, bir dene istiyorsan. Kafası çok yüksektir. Anında uçurur. Bu bebekten bir tane çaktın mı, dünyayı yerinden oynatacakmış gibi hissedersin kendini. 3-4 saatte de yeryüzüne inemezsin. Öyle bir güzellik bu. Ay alalım. Çok pahalı aşkım. Ya bir de benim aldığım riski düşünsene kardeşim. Benim açımdan baksana mevzuya. Ana kapıyı geçiyorum. Güvenlik var, muhasebe var. Cepte kahveler. Alacak biri kokuyor, ondan sonra kodese. Kodes mi? Neyse ya, tamam. Ben ısmarlıyorum. Ver yeni imaldan. Ay sağ ol canım. Nasıl içiyoruz? Efendim babacığım. Buyurun babacığım. Halamın elini mi öpeceğim? Niye acaba babacığım? Hayır, ben de kendisinin hasretinden öldüm ama yani yarın ziyaret etmem şart mı babacığım? Ya Osman dostum ya, senden çok olmasın ama bu
Milleti ne kadar çok para var ya. Ne kadar çok para var. Bak kadın düşün. Klas Palas'taki dairesini sırf hayalet var diye keyfinden satıyı. Halasıyla birlikte gidip topuzlu yarısını taşınacakmış. Halasıyla birlikte iki kişi. Düşün. Başka hiç kimse yok. Bir başlarına. Emirgan'daki topuzlu yalın bu. Orayı kaç sene önce biz aldık. Gizli satış yaptılar. Hatta butik otel yapıyoruz. Belki de başka bir topuzlu yalısıdır. Bilemezsin tabii ki. Yalnız kadının kafasındaki tahtalardan bir tanesi eksikmiş. Sürekli ölülerle muhabbet ediyor. Anacığım paranın fazlası da zarar tabii. Evdeki bütün mobilyaların ve mücevherlerin fotoğraflarını çektim cep telefonumla. Ama telefonumu ofiste unutmuşum. Yarın ben sana gösteririm. Bilgin gurgun artsın yani. Az. Rezil ettin lan beni. Ne diyor ya o? Mücevherler iki saat önce satılık evden çalındı Burhan. Ah 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 vah 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 vah. Yapabileceğim bir şey var mıydı? Var. Kaçmak. Vitrinde bir tek senin parmak izlerin var. Poliste de kaydın varmış. Ne diyorsun sen ya? Şimdi bu kimliğini kaybetti, ona bunu dolandırdılar. Polisteki parmak izi kaydı falan oradandır. İş yerine gitmişler. Güvenlik cep telefonunu polislere teslim etmiş. Cep telefonunda da mücevherlerin fotoğrafları bulunmuş. Ama ben bir şey yapmadım ki. Azdım iyilik, sağlık. Polis etrafa sormuş. Ev kiralayacak parası bile olmayan garibanın tekidir. Evi alacak 2 milyon doları nereden olsun demişler. Oo, vallahi bütün oklar sizi gösteriyor Burhan Bey. Ne? Olağan şüpheli ben miyim yani? Ay bu da mı başımıza gelecekti? 2 saat önce, yani hırsızlık saatinde sen neredeydin? Dışarıdaydım, ucuzluklara falan baktım, pazardaydım yani. Şahidin var mı kardeşim? Ya. Bu durumda polis her an gelebilir koçum. Aklın varsa firar et. Ama ben bir şey yapmadım ki ya. Mücevherleri kurcaladın değil mi? He, sadece onu yaptım. Gerçek hırsız yakalanana kadar bence uza kardeşim. Yani bu işin şakası yok. Ya Osman dostum nereye uzayayım siz, sen ne diyorsun ya? İsterseniz Dilber Hanım'a gidin bu akşam. Bu sıralar aramız çok iyi. Aman aman. Valla. Volkan. Bir dakika göz göze bakmaya ara versek, pastalarımızı yesek olur mu? Tamam. O zaman ben sayayım 1-2-3 diye. Ondan sonra aynı anda gözlerimizi kaçıralım, tamam mı? Tamam. Hadi 1-2-3. kaçırmadın gözünü. Sen de kaçırmadın. Ya başka tarafa baksana. Ya sen bak. Önce sen. Hayır sen. Yalnız birbirimize bakalım derken açlıktan ölebiliriz böyle ha. İyi yiyelim o zaman, sonra tekrar bakışırız. Oldu tamam. 1-2-3. Biliyor musun insan böyle kilo verir ha. Hayatımda ilk defa önümde yemek varken başka bir şeyi birinci plana koydum. Ben de. Takıldık mı yine ya? Takıldık galiba. Ya Şahika. Bizim ilişkimiz hiç bitmesin ya. Bu hayatımın aşkı bence. Benim de öyle Volkan. Bunlar da senfoniye bağladı. Hadi yiyelim bari. 1-2-3. Kabahatim yok. Ben bir şey yapmadım. Bu bana büyük bir komplo dipler ablacığım. Osman bizim ailenin nüfuzunu kullanamıyor muymuş oğlum?
Bir gitse, konuşsa, dinese, etse. Neyi konuşsa, neyi etse, neyi dinese ya Dipdir abla. Bütünde benim parmak izlerim var. Mücevherlerin fotoğrafları cep telefonumda. Benim param yetmediği için sadece evin dekorasyonunu merak ettiğim için gittiğime kim inanır ya? Kadir inanır mı? Ay Burhan espri yapma, zaten sinirlerim bozuk. Ay Burhan. Vay, vay. Soykası batasıca kız. Bu çocuğu da el aleme malamat edecek. Sen merak etme oğlum. Dilber Dezcan'ın kapısı sağ hep kındırık. Ne de olsa Tahsin Bey'in amanetisin. Sağ ol, sağ ol. Kendisi ne zaman geliyor? Kim? Tahsin Bey. Nereye? İstanbul'a. Kele Antep'e kazık çaktı zar. Çocuklar da özledi, ondan soruyoruz. Ne vakit geliyor? Ay bilmiyorum Dibler ablacığım ya. Koyun can derdinde kasap ettir derdinde, kusura bakmadan biraz ağır konuştum. Bizim orada bir laf vardır. Bir taş attım Karaca, geldi derdi yamaca. Ben nasıl sabrederim senden ayrı olunca. Ay! Beni almaya girdiler. Şu anda mahpus damlarını düşüreceğim değil mi ama? Hele kız oğlum, dur hele delikten bak ah. Abi bu gece burada kalmamız lazım. Ne oldu ya? Anasını ya. Gelsin. Hırsız olamaz. Başka şüpheli yok mu dedik. Hali hazırda yok dediler. Ay yakacaklar benim çıramı ya. Ortalıkta görünmemem lazım. Hemen kılık değiştirmem gerekiyor. Nereye kadar Burhan Bey? Gerçek hırsızı bulana kadar Makbili. Polis uğraşmaz bu işlerle. Kendimi temize çıkartmak için gerçek mücevher hırsızlarını bulmam gerekiyor. Seni seviyorum. Halacığım nasılsınız, iyisiniz? Niye böyle bar kadını gibi giyiniyorsun? Ay ne bar kadını ya? Farkında mısınız bilmem ama ben bir moda ikonasıyım hala. Para veriyorlar mı? Ne parası? O dediğin şeyi yaptırtmak için sağ para veriyorlar mı? Yoksa bedavaya mı böyle hokkabaz gibi el aleme malamat oluyorsun? Ay Allah var ya, sizinle birkaç ay geçiren kanser olur ha. Yani bunu yapabilitiniz var yani. Seninle de birkaç ay geçiren kör olur. Kele hiç aynaya bir haline bakmıyor musun sen kızım? Destur Allah sen bilirsin. Ne öyle şeytan gibi? Kız Burhan ne yaptın kendine? Ay Şahikacığım, başımızdaki belayı biliyorsun. İnşallah gün olur kervan döner. Bir iki güne çözülecek inşallah. Biz de fena kavuşacağız ama hırsız bulunana kadar Burhan Bey böyle şekil yaptı kendine. Kızım olayı biliyorum da bu mudur yani? Böyle daha çok dikkat çekeceksin gerizekanın başkanı. Olayı bizzat araştırıp kendim öğreneceğim Şahika Hanım. Onun için de daha rahat olmak açısından Sherlock Holmes kıyafeti yanam. Hırsızı buldum Şahika Hanım. Çüş. Ne diyorsun hoşik? Ya o çalınan mücevherlerden birisi var ya. Ha. O Şahika Hanım'ın şu anda hırtlağında. Ya nerede kaldı bu ya? Acaba güvenliğe falan mı yakalandı? Ay çok fenayım. Dayan aşkım, dayan, yoldadır. Geldi. Para hazır mı? Dur dur. Yalnız arkadaşlar, fiyatlar değişti. Fincanı 7 lira. Ne? Fırsatçı. Anadolu'dan kop gel, düz git
Ankara'yı geç sağdan. Bursa'nın biraz yukarısı. Altunizade'den sonra köprünün hemen aşağısı. Avrupa.